Kaş merkeze doğru yürüyorum. Oradan Antikent'e yol varmış. Oraya doğru gideceğim. Sokaklarda gezerken mutlaka badem satıcıları görürsünüz. De dayıyla muhabbet edelim bakalım. Dayı merhaba. Merhabalar. Dayı, bu soğuk bademin özelliği ne? Soğuk bademin özelliği buzun olması, bademi kabuğunu soydurup ve taze kalmasını sağlıyor. Sattığımız badem de Datça'nın bademi. Ama şu anda Türkiye'de hemen hemen her tarafta üretiliyor bu badem. Türkiye çapına. Türkiye çapına. Türkiye %70 Avrupa'ya, yani yabancı ülkelere bağlıyız badem olarak. Kuru badem olarak. Veriyordu o da şu anda. Bunu kabuklu yemiyoruz değil mi? Yiyebilen bağırsakları çalıştırır onu. He. Kabuklu yemek. Kabuğunu soyarsan da tadı fazlalaşır. Öyle de yiyen var. Yani kabuğu soyan da var yani. Bu şekilde. Aynen. Vay be. Yapacak bir şey yok abi işte. Ben burada 84'ten beri buradayım yani badem. Kaş Antik Tiyatro'dayım. Burayı neden Kaş ismi koyduklarını merak ediyordum. Eski ismi Habesos'muş. Şu karşıdaki ada ise Yunan adası. Meis. Meis'in anlamı da göz demekmiş. Bizim Türkler de demiş ki sizin gözünüz varsa bizim de kaşımız var. Kaş merkeze yürüme mesafesinde küçük Çakır plajı var. Buranın en ünlü plajlarından biri. Şimdi oraya gidiyorum. Demek o yer burası. O da hemen girdi zaten. Değil mi? Thank you.
Kaş merkezden Kapıkaş Plajı'na geldim. Buradan Patara'ya geçeceğim şimdi. Patara Antik Kent'e geziyoruz. Hayırlısı ya. O zamandan kalan bir gemi sanırım. Bayağı büyük bir antik kent ya. Burası şu ilerisi liman caddesiymiş. Önce One, two, three, four. Türklü geceliktir. 15'li Tokat yollar. Yakışıklı bunu yiyecek bak. Hey 15'li. Biz Türk'üz. Gökte ay, yıldız, yerde biz. Dünya bizim için geldi ha. Vallahi diyorum Türk için. Çünkü ilk gelen insan Türk'tür.